Sayın Başkan, çok değerli meslektaşlarım, Denizli Servet Muhasebeci Mali Çağrılar Üzerine haksız rekabet ve mesleki sorunlara çözüm çalıştayına hoş geldiniz. Değerli meslektaşlarım, bugün birçok meseleyi ve yarın da yapacağız ve çözüm arayışında olacağız. Sizleri öncelikle bu toprakları Türk milletine vatan yapan ve bayrağımızı dalgalandıran Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu başta Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve dünden bugüne ta Cumhuriyet'in kuruluşundan İzmir İktisat Kongresi'nden başlamak üzere 1989 yılına kadar meslek mücadelesinde olan, mesleğin yasalaşmasında kavuşmasını sağlayan dava adamları, meslek adamları ve masası başında hayatlarını kaybeden meslektaşlarımızın anısına sizlere bir dakika saygı duruşuna ardından İstiklal Marşı'nızı söylemeye davet ediyorum.
başkanlarım ve çok değerli meslektaşlarım. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyerek enişten duygularla sizleri saygı ve sevgiyle selamlarım. Bugün burada öteden beri kendi aramızda konuştuğumuz, dertleştiğimiz ve sürekli artan şikayetlerimizi konuşmak için böyle bir çalıştay düzenledik ve bir araya geldik. Neden bunu istedik? Bu artan sorunlarımızı kendi aramızda konuşmaktan ziyade böyle bir ortam, platform yaratarak konuşup burada da sorunlarımızın yanı sıra bunların da çözüm konusunda üretim ve proje geliştirmek anlamında bir arada olmak istedik. Eğer bir araya gelip çözüm üretemezsek kendi kendimize yok olacağız. Evet, haksız rekabet sorunumuz var arkadaşlar. Yönetmelikte açıkça meslek mensupları başka bir meslek mensubuyla sözleşmesi devam eder. Gerçek ve tüzel kişilere meslek hizmet vermeye girişemezler. Aynı şekilde ücretsiz ve eleman temini gibi konularda meslek mensupları birbirine zarar verecek davranışta bulunamazlar diye açıkça belirtilmektedir. Ancak bu konularda en çok şikayet ettiğimiz konular bu. Bunlarla ilgili inşallah bugün biraz çözüm üretmek istiyoruz. Fakat bazı meslek mensupları bunu hiçe sayarak açıkça ortadadır. Bu durum hem mali müşavirin ücret standartının iyileşmesinin hem de mesleğin saygınlığının artırılmasının önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Bu sorun meslek mensubu olduğu meslek mensubu camiasına neredeyse yerindeyse ihanet eden bazı mali müşavir arkadaşlarımız tarafından bu şekilde davranış gösterilmektedir. Bu konu çözülmeden meslek mensuplarının gerek mükellef gerek idare nezdinde hak etmiş olduğu saygınlığı kazanması hayalden öteye gitmeyecektir. Tahsilat sorunumuz var. Meslek mensupları yıllardır bir türlü çözülemeyen problemlerinin başında tahsilat sorunu gelmektedir. Sermayesi, emek ve bilgi olan mali müşavir arkadaşlarımızın hizmet vermiş olduğu müşterilerden hak etmiş olduğu ücreti düzenli şekilde tahsil edememeleri onları büyük bir sıkıntıya sokmaktadır. Beyan ve bildirimlerden kaynaklı sorunlarımız var. BAVS formlarının hızlıktan aylığa çevrilmesi ve formların düzeltilmesine ceza uygulanması. Dördüncü dönem geçici vergi beyannamelerinin hala kaldırılmamış olması. Devletin mali müşavirleri ücretsiz memuru olarak görmesi. Kısacası neredeyse her gün bir beyanname veya bildirim vermek zorunda olan meslek mensupları, müşterilerine ilişkin yükümlülüklerin zamanında yerine getirebilmek için aile ve özel yaşantılarından da büyük fedakarlık göstermektedir. Mali tatil sorunumuz var arkadaşlar. İlk açıklandığında heyecan uyandıran mali tatil, yıllar geçtikçe meslek mensuplarını büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. İşin özü meslek mensuplarımızın adı olan ama uygulaması olmayan bir de tatiller bulunmaktadır. Vergi sorunlarımız var. Serbest meslek giderlerin genişletilmemesi, meslektaşlarımıza yıpranma payının getirilmemesi, mesleki faaliyette KDV'nin gelir vergisi kanununda olduğu gibi tahsilat esasına bağlanmaması, 213 sayılı vergi kanununun 236. maddesinde serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilat için serbest meslek makbuzu düzenlemek zorundadır denilmekte. Ancak yani kanun özetle tahsilatını yap, vergini öde demektedir. Ancak KDV kanununda tahsil esası açıkça geçmediğinden meslek mensuplarımızın omuzlarında KDV ağır bir yük olarak durmaktadır. Bu sebepten sermayesi beyin gücü olan ve sadece bununla geçinen mali müşavirlerin KDV kanununun 10. maddesine serbest meslek faaliyetlerinde vergiyi doğuran olay tahsilatın yapıldığı zamandır hükmü ilave edilerek bu sorunun kolayca çözülebileceği kanısındayız. Sorunlarımızın dahası da var. Devletin büyük bir iş yükünü ve bütün kırtasiye masrafını meslek mensupları çekmekte. Vergi incelemeleri, SGK teşvikleri, KOSGEB işlemleri, kredi işlemleri için bilgi ve belge temini devletin çıkarmış olduğu vergi ve SGK ile ilgili teşviklere uyum için ekstra zaman harcanması, sık sık çıkan yapılandırmalar için zaman harcanması,
iş yükümüzü, ekstra iş yükümüzü artırmakta ve bunların ekonomik karşılığını alamamaktayız. Vergi mevzuatımızda karışık düzenlenen birçok kanun maddesinin hala sadeleştirilmemiş olması ayrı bir sorunumuz. Unutulmamalıdır ki, mali müşavirler, devlet ile mükellef arasında köprü görevi gören bir meslek grubudur. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele, toplumda vergi bilincinin artırılması, büyüyen ekonomimiz ile beraber muhasebe sistemimizin uluslararası muhasebe standartlarına uyumlu hale gelmesi ancak bizlerin eliyle mümkün bulunmaktadır. Hal böyle olunca devletin bizlerin sorununa çözüm yolu bulmak gibi bir sorumluluğu da bulunmaktadır. Arkadaşlar, yani birçok mevzular bunu mutlaka sunucu arkadaşlarımız dile getirecek. Ben bazı yüzeysel sorunları sizlerle paylaşmak istedim. Ne yapmalıyız? Acilen TÜRMOB'da temsil sorunumuzun çözülmesi gerekmekte. Ücret tarifesi yayınlanmasının meslek örgütlerine bırakılması gerekmekte. Mücbir sebeple mali müşavirlerin acilen mücbir sebeplere acilen mesleğimizin meslektaşlarının dahil edilmesi gerekmekte. Beyannamelerin imzalanması ile ilgili parasal sınırlamalar kaldırılmalı ve tüm beyannameler imza kapsamına alınmalı. İncelemelerde meslektaşın sorumluluğu, menfaat birlikteliği somut bir şekilde tespit edilmeden sorumluluk oluşturulmamalıdır. Değerli arkadaşlar, bugün bu çalıştığı ilimizde bu şekilde ilk defa yapıyoruz. Ya kendi aramızdaki konuşmalarımızı toplu halde bir platform oluşturarak konuşan ve çözüm üreten bir toplantı ilk defa tertip ediyoruz. Mutlaka eksiklerimiz vardır, hatalarımız olabilir. Hep birlikte bu eksiklerimizi en aza indirelim istiyoruz. Gelin burada geleceğimizin umudu olalım. Gelin burada hep birlikte geleceğimizin çözümü olalım. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi sonunu verirken, bu çalıştayda emeği geçen ve bu çalıştayın gerçekleşmesi için emeği harcayan bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Başkan'a biz de teşekkür ediyoruz. Değerli meslektaşlarım, bu defa da bu çalıştayın gerçekleştirilmesinde evet yönetim kurulu, disiplin, denetleme kurulu ve komisyonlarımız sorumlu üstlenmiş olan meslektaşlar olmak üzere hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Ancak iki kurulumuz var ki birisi hapishanede ve mücadele kurulu, diğeri de kurulumuz. Düzenleyici kurullar olarak ve kurul olarak da kendilerine konuşma yapmak üzere öncelikle Etik Komite Başkanımız Cem Fenercioğlu'nu konuşma yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Saygıdeğer meslektaşlarım, değerli katılımcılar, şahsım ve kurumumuz adına hepinizi saygıyla selamlıyor ve katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Çalıştayımızın başarılı geçmesini, meslektaşlar arası birlikteliği pekiştirmeye yönelik katkı sağlamasını ve ortaya çıkacak sonucun da sorunlarımıza çözüm noktasında bir basamak olmasını temenni ediyorum. Bilindiği üzere odamız Etik Kurulu, 3568 sayılı meslek yasamızın 50. maddesi hükmü uyarınca 19.10.2007 tarihli etik ilkeler yönetmeliği doğrultusunda faaliyetlerine devam etmektedir. Kurulumuz, mesleğimizin değerini ve itibarını arttırmayı prensip edinerek milli ve manevi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk bilinci olan, mesleki muhakemesini kamu yararını gözeterek kullanan, rekabet anlayışı daha kaliteli hizmet sunumu biçiminde oluşmuş, sürekli eğitim ve gelişim içerisinde olan meslek mensuplarımızın muhasebe meslek etiği ilkelerini benimsemesine ve uygulamasına yönelik çalışmalar yapmayı amaç etmiştir. Bu doğrultuda kurulumuzca yapılan çalışmaların ana esası temel etik ilkeler konusunda
meslektaşlarımız nezdinde farkındalık tesis etmek ve mesleki etik kurallara gönüllü uyumu temin etmeye yönelik olarak öneri, yorum ve görüşleri yönetim kurulumuza sunmaktır. Saygıdeğer meslektaşlar, teknik, akademik ve hacimli bir mevzuat bilgisi ile donanıp, kamu yararını gözeterek icra ettiğimiz vali müşavirlik mesleğimiz adına güven ve güvenilirliğin oluşturulması için dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen gibi etik ilkelere uymak meslektaşlar olarak yükümlülüğümüzdür. Bununla birlikte dijitalleşme yönünde sürekli bir değişim ve dönüşüm içerisinde bulunan mesleki konumuz göz önünde bulundurulduğunda mevcut ve ortaya çıkacak sorunların çözüm noktasında mesleki etik daha da önemli bir hale gelmiştir. Yoğun ve özverili bir çalışma temposunda yürüttüğümüz mesleğimizin hak ettiği karşılığı alabilmesi, işlerimizi gönül rahatlığıyla yürütebilmemiz ve bununla birlikte mesleki saygınlığımız ve prestijimizin artarak sürdürülebilmesi için mesleki davranışlar ve özellikle meslektaşlar arası ilişkilerde etik ilkelere tavizsiz bağlı kalmamız, ahlaki davranmamız gerekliliği ise unutulmamalıdır. Bu noktada özellikle meslektaşlarımız arası mükellef geçişlerinde önceki meslek mensubu ile mutlaka yüz yüze ya da telefonla temas kurarak tahsil edemediği ücret alacağının olup olmadığının sorulması, mükellefe önceki ücretinden daha düşük bir ücret teklif verilmemesi ve çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmelik gereği devir tutanağı düzenlenmesinin haksız rekabeti önlemek adına meslek etiğimizin bir gereği olduğunu düşünmekteyim. Değerli arkadaşlarım, saygıdeğer üstadlarım, her meslek kendi ahlakını ve onurunu sergiler. Her meslek insanı da kendine yakışanı yapar. Bizlerin de mali müşavirlik mesleğimizin gerektirdiği şekilde öncelikle kendisine ve meslektaşına saygısı olan onurlu meslek mensupları olarak etik ilkelere bağlılığımızla kalitemizi ortaya koyacağımıza inanıyorum. Geçmiş tecrübelerimiz, sorunlarımızın çözümünün etikten, ahlaklı davranmaktan, sevgi ve saygı çerçevesinde mesleki birliktelik ve dayanışmadan geçtiğini göstermektedir. Sadece ceza verilerek sorunların çözülemeyeceğini de ortaya koymaktadır. Değerli meslektaşlarım, bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz çalıştayımıza sunacağınız katkı, çözüm önerileriniz ve yorumlarınız ile oluşturacağımız sonuç bildirgemiz, gerek etik kurulumuz ve odamızın gerekse diğer kurullarınca değerlendirilerek somut bir rapor şeklinde yönetim kurulumuza sunacaktır. Ve aynı zamanda önümüzdeki günlerde TÜRMOB'da gerçekleştirilecek genel kurulda da yine Denizli odamız ve meslektaşlarımız adına önerge olarak sunulacaktır. Bu nedenle değerli katkılarınız çok büyük bir önem arz etmektedir. Kürsümüz bütün meslek mensuplarımıza açıktır. Değerli öneri ve yorumlarınızı bekliyoruz. Tekrar ben katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli meslektaşlarım, düzenleme kurulu adına ikinci konuşmayı Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Başkanımız Gökhan Dikmen yapacaklar. Buyurun. Değerli meslektaşlarım, saygılar üstadlarım. Hepinize odamızın Haksız Rekabet Kurulu üyeleri adına, şahsım adına katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Öncelikle neden bu çalıştayı yapıyoruz? Hepimiz camiada konuşurken, sohbet ederken, ziyaretlerde, sohbetlerde birinci sorunumuzun, mesleğimizin birinci sorunumuzun haksız rekabet olduğunu biliyoruz. Bütün sohbetlerde ilk gündem maddesi bu. Bu bir olgu, hatta olgunun ötesinde şikayet, karamsarlık ve çaresizlik haline gelmiş bir vaka.
bu çalıştayın çıkış noktasında yönetim kuruluyla paylaşırken de bu bizim kaderimiz olmamalı, bunu artık değiştirmeliyiz anlayışıyla böyle bir şey için kolları sıvadık. Ben bu çalıştayın Denizli'de bazı şeyleri gerçekleştirmek anlamında çok yararlı olacağına inanıyorum. Çalıştaya gençlerle başlıyoruz. Çünkü odamızın genç meslektaşlarına güveniyoruz. Şimdiden odaya güzel katkılar yaptıklarını görüyoruz. Gelecekte de bu mesleğe değer katacaklarına inanıyoruz. Sonra kadın meslektaşlarımızla devam ediyoruz. Bu mesleği güzelleştireceklerine, bu mesleğe değer katacaklarına inanıyoruz, biliyoruz. Ancak şunu da biliyoruz, kadın meslektaşlarımızın haksız rekabeti katlamalı olarak yaşadıklarını biliyoruz. Çözümü uzaklarda aramaktan vazgeçelim. Çözüm kendi ellerimizde. Konuşarak, tartışarak, yapıcı eleştiriler yaparak bu sorunu hep birlikte çözeceğiz. Bu çalıştayda ne hedefliyoruz diye sorarsanız, kanun yapmayacağız, bir kanunumuz var. Yönetmelik yayınlamayacağız, yönetmeliğimiz de var. Sadece ve sadece çözüm için bir adım atıyoruz. Belki mesleğin tarihinde küçük ama Denizli Odası'nda haksız rekabeti çözmek için büyük bir adım atıyoruz. Bir gönül birlikteliği sağlayalım istiyoruz. Kanunla, yönetmeliklerle çözemediğimiz işi bir gönül birlikteliği sağlayarak çözelim istiyoruz. Bu çalıştaydan aslında iki görev, iki sonuç çıkacak. Birincisi odamızın görevi, ikincisi meslektaşlarımızın görevi. İki sonuç, odamızın yapması gerekenler, meslektaşlarımızın yapması gerekenler. Biliyoruz yıllardır kangren haline gelmiş bir sorun. Belki iki günlük çalıştayda çözülmeyecek ama bu dediğim gibi bir başlangıç olacak. Unutmayalım, gecenin en karanlık anı sabaha en yakın olandır. Sorunlarımız ne kadar büyükse çözüme de aslında o kadar yakınız. Yeter ki çözmek için çaba gösterelim. Bu duygularla hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kolay gelsin, başarılar. Sayın başkanlara konuşmalar için teşekkür ediyorum. Şimdi de oturumlara geçeceğiz değerli arkadaşlar. Öncelikle genç meslektaşlarımız ve kadın meslektaşlarımızın sorunlarını aktarmak ve sizlerle paylaşmak üzere değerli panelistler var. Panel diyorum, o havada yürüteceğiz. Öncelikle genç meslek mensuplarımızı temsil eden Şükrü Baysal arkadaşımıza, kadın meslektaşlarımızı temsil eden Semra Tekin ve Tülay Vatına arkadaşımızı kürsüye davet ediyor. Bu oturumun moderatörlüğünü ben yapacağım değerli arkadaşlar. Daha sonra da yönetimle arkadaşlarımız da bu şekilde devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, birkaç hatırlatmadan sonra sunumlarımıza geçeceğiz. Öncelikle bugün burada değerli arkadaşlar bir sorun tespitleri yani sorunlarımızı biliyoruz. Tabii 1989'dan mesleğin yasalaşmasından bu tarafa evet yasadan kaynaklanan sorunlarımız var. 10 yıldır yaşadığımız ve sadece örgüte bırakılmamış yani meslek örgütüne bırakılmamış dayatmayla yapılan düzenlemelerle yaşadığımız sorunlar, beraberinde meslek mensupları arasındaki barışı, kardeşliği ve dayanışmayı hakikaten zedeler noktaya gelen durumlar söz konusu. Bunları paylaşacağım. Esasında yönetim olarak burada en ufak bir müdahalemiz olmayacaktı. En ufak bir şeyde arkadaşlarımdan da rica ediyorum cevap verme tarzında ya da kişiselleştirmeden değerli arkadaşlar. Özellikle yönetici arkadaşlarım burada hiçbir fikir beyan etmeden mümkünse sizleri dinlemek istiyoruz değerli arkadaşlar burada. Sizleri dinlemek istiyoruz ve önümüzdeki dönemle ilgili önümüze yol haritasını buradan çıkan sonuçlara göre belirlendirmemiz gerekiyor. Bir de böyle deneyelim ve değerli panelistlere de başarılar dileyelim. Oturuma geçiyoruz. Onlardan da ricam değerli arkadaşlar yine olayları kişiselleştirmeden tabii zamanımız sınırlı. Bütün mesleğin problemlerini bugün iki günde
masaya yatıracağımız için mümkünse onar dakikayla konuşmaları, evet demokratik değil belki ama mümkünse izah etmeye çalışalım. Bu yandan da bir yandan da sizden değerli fikirlerinizi almak istiyoruz. Buyurun değerli arkadaşlar. Sevgili meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Meslek mensupları komisyonu olarak bir çalışma yaptık. Bu çalışmalarımız kısa bir zamanda olduğu için yani tam bir hazırlığımızı yapamadık ama yani hazırlanmış gibi biz yaptık yani gençlik komisyonu olarak bazı şeyleri paylaştık kendi aramızda. Gençlerle de paylaştık bazı konuları. Bu konular hakkında size bilgiler vereceğim. Çözüm süreçlerinde hakkında paylaşmam gereken bazı şeyler var. Onları paylaşacağım. Şimdi hep beraber zaten muhasebenin ne olduğunu az çok biliyoruz. Bir işletmenin maliyet niteliklerini parayla ifade edilebilen, sınıflandıran, özetleyen, kaydeden, sonuçları yorumlayan, analiz eden, kaydeden bilim ve sanat dalı. Ama bilim ve sanat dalı kısmında tamamen hangi meslektaşımız var? Yani bu kısmı sorgulamamız gerekiyor. Çünkü genelde biz kaydeden, sınıflandıran kısmında bulunduğumuz için mesleğin yani bilim ve sanat dalından uzak oluyoruz. Yani akademik kariyerimizi veya sanatsal yönümüzü biz burada unutuyoruz arkadaşlar. Malum şu olarak masanın arkasında koltuklarda ömrünü evraklar içinde boğulan insanlar olarak biliniriz. Ama aslında yıllarca süren eğitim ve meslek hayatı ve bu çalışmaların sonucunda sınavlarla kazanılan hak ve sonucunda bu mesleği yapabilmek için elimize geçen bir SMM ruhsatı. Bir işletme yıllar itibariyle hedefler koyup bu hedeflerin üzerinde stratejileri planlayıp işletmenin karlılığı, ondan sonra işletmenin sürekliliği ve bunlarla ilgili tamamen işletmenin geleceğiyle ilgili planlar yaparken biz meslektaşlar olarak daha doğrusu serbest muhasebeci ve mali müşavirler olarak bir iki yıl önce sonramızı ya da üç yıl sonramızı yani yarınımızı göremiyoruz açıkçası. Yani açık açık konuşmak gerekirse. Neden yarınımızı göremiyoruz? Çünkü günlük değişen kanunlarla mevzuatı takip etmemiz zorlanıyor ve bizden önceki üstadlarımız bir nebze olsun yani kanunlara daha şey olduğu için vakıf olduğu için daha rahat bazı konularda şey yapıyor ama biz hem teknoloji kısmını hem mevzuat kısmını yakalamakta sıkıntı yaşıyoruz gençlik meslek konusundan olarak ve bu sorunların çözülmesi için de yani eğitimlerin sıklaşması ve bu eğitimlerde de yani sözde eğitimler değil kalıcı yani bu eğitimlerin sonucunda bizlere bir katılım belgesi yani bir kredi olarak desteklenmesi lazım. SMM bürolarında yıllık hedefler, iş geliştirme projeleri, teknoloji ve mevzuatı nereye getirecek hakkında planlar ve süreçler bulunmamaktadır. Çünkü kimsenin bir plan programla çalıştığı sadece biz günü yetiştirmek için ayın 26'sına kadar KDV'yi verelim, ödemelerimizi yapalım, ayın 23'üne kadar SSK'mızı verelim, ondan sonra bazı şeyleri destekleyelim derken biz kendimizle alakalı sosyal yaşamımızı unutup plan, proje ve geleceğimize yön veremiyoruz. Yani bir kariyer basamağımızı ilerleyemiyoruz. Bunun için uzun ve kısa süreli hedefler belirlememiz gerekiyor. Kendimize daha fazla zaman ayırmamız, sosyal yönde etkin olmamız için planlı çalışmamız ve en büyük etken, hepimiz için olan bir etken, teknolojiyi çok iyi kullanmamız gerekiyor şu anda. Çünkü her şey teknoloji. Geleceğin sektörleri şu anda yazılım, e-ticaret, yenilebilir enerji ve medyada. Böyle şeylerden bahsedilirken medyada, gündemde biz bunların içinde sadece evrakları kaydeden, faturalarını işleyen bir yerde mi olacağız? Yoksa biz gerçekten bunlara yön verebilecek analistler, sanatçılar, bilim insanları mı olacağız? Bunu çözmemiz gerekiyor. Ve genç meslek mensupları arkadaşlarının da bu işlemleri yaparken bu yönlerini geliştirmeleri gerekiyor. Sadece bürolarda defter tutmakla belli bir seviyeyi aşamayacağımızı artık anlamamız gerekiyor. Çünkü ne kadar biz bu seviyeyi sağlasak da teknoloji bir yerden sıkıştırıyor, mevzuat bir yerden sıkıştırıyor. Mesleğin zaten angaryaları herkes tarafından biliniyor. Bu angaryaları da aşmamız için gerekli çözümleri hep beraber
sağlamamız gerekiyor. Mesela doktorun hastası biter mi? Avukatın müvekkili biter mi? Ama muhasebecinin mükellefi bitmez. Neden bitmez? Biz var olduğumuz sürece, mali müşavirler var olduğu sürece mükellefimiz de bitmez. Çünkü nasıl bitmez? Biz kendi farklı sektörlerde, sektör derken şu şekilde, yani sadece bireysel olarak defter odaklı ya da mükellef odaklı değil, biz bu işi yaparken genelde mali müşavirler danışmanlık kısmını unutuyoruz. Sadece hesap kredi kısmında kalıyoruz. Çünkü biz aslında danışmanız. Mali müşavirin bir işletmenin yani izleyebileceği yolları, stratejiyi planlayan ve bununla ilgili sonuçları getirebilen analisttir. Mesela biz insanların aklından nasıl yer ediyoruz? Mesela adam yerine bir tebligat gelir, avukattan önce muhasebeciye gelir. Bir yakın ölür, veraset intikal beyanlaması olacak olur. Koştura mahalleden önce muhasebeciye gelir. Ceza yer, aklı başına gelir. Ondan sonra bize gelir. Ama burada bunlardan önce biz kendimizi daha iyi tanıtmalıyız ki sosyal ortamda bizler sadece masaların arkasında çalışanlar değil. Yani biz insan olarak, meslektaş olarak bu işi daha profesyonel, daha sanatsal, bilimsel yaptığımızı anlatmalıyız. Sadece belli yerlerde aklına gelmemiz. Mesela adam televizyonda görüyor, vergi affı çıkıyor, vergi affında geliyor ki tamam mı? Telefonda arıyor. Emeklilikte aklına geliyor. Ya böyle şeyler de değil, genelde her zaman akıllı olmalıyız. Ya akıllardan çıkmamalıyız. Neden? Şöyle bir şey var. Avrupa ve Amerika'da her bir yerde bir hukuk danışmanı, bir sağlık danışmanı ve bir mali danışman var. Bu mali danışman bizleriz. Bizim Türkiye'de niye yok bu mali danışman? Aslında var. Herkesin bir muhasebeci olması gerekiyor. Neden? Çünkü herkesin KDV'li işi var. Herkesin yani hiç olmayan bir kira kontratı var. Herkes bir ev kira alıyor. Yani çünkü bunlar yapılırken gayri resmi yapılsa da sonuçları doğduğu zaman ya avukat da sonuçlanıyor ya muhasebeci de sonuçlanıyor. Çünkü neden? Bunun sonunda bir GMS'yi vermeyi yükselmen herhalde oluyor. Ve bunu yapması için de muhasebecinin olması gerekiyor. Şimdi yeni ofis açan arkadaşlarımda da ruhsat aldıktan sonra bayağı bir sıkıntılar oluyor. Mesela teknolojik olarak bilgisayar alanları gerekiyor, bir mobilyaları, ofis kirası, sosyal güvenlik ödemeleriyle karşı karşıya geliyoruz. Ve ilk açılışta herkes yani ofiste olan arkadaşlar daha çok iyi bilir. Yani bunlar mali nitelikli olarak ağırlıklı finansman sağlaması gereken şeyler. Bir de müşterimizin olmadığını sadece defter olarak çalıştığımızı düşünürsek bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Bunu çözmek için yani ilk meslek mensubu olan arkadaşımız ofisi açarken POSGAP destekli krediler alınabilir diye düşündük biz. Geç meslek mensubu konusunda olarak. Yani burada zaten şu anda açılış yaptığınız anda bankaya gidip kredi talebinde bulunsa bireysel kredi çekemiyoruz. İşletme olarak kredi çekemiyoruz. Yani bu da bir sıkıntı. En az bir yıldır çalışmış, iş faaliyeti istiyorlar. Bu bir yıl iş faaliyetinde kar ya da zarar yaptın zaten sıkıntı. Yani ve kredi sağlayan kuruluşun da bu krediyi verip vermeyeceği tamamen kendisine bağlı. SMM memur bürolarımızda staj tamamladıktan sonra stajyer arkadaşlarımız çıktıktan sonra, ruhsatlarını aldıktan sonra bilgi birikimi olarak bayağı eksik oluyorlar. Nasıl eksik oluyorlar? Çünkü büroda çalışan arkadaşlara iş yaptırılmıyor. Sadece getir götür evrak düzenle, ondan sonra evrakları sırada, faturalı işte, defter beyana gir. Bu işlemler yapıldığı için bazı işlerden uzak kalıyor. Ne gibi işlemlerden uzak kalıyor? Şirket kuruluşları, hisse devri. Stajı bittikten sonra bu işleri yapamayan arkadaşlarım var. Ofis programını net kullanamayan arkadaşlarımız var. İnternet vergi dairesi, interaktif vergi dairesi. Burada yapılan işlemler çok kapsamlı işlemler olmaya başladı. Ve bu işlemleri kullanamayan arkadaşlar var. Neden kullanamıyorlar? Çünkü SMM stajını yaparken geç meslek hakkında mensup arkadaşım sadece fatura işlemi avukatlı. Sen onu elleme biz yaparız.
tarzı meslek mensubunun yaklaşımından kaynaklı işlerde zayıf oluyor. Ve ofisi açtıktan sonra da bu eksikliğini yaşıyor. Bu eksikliği gidermek için biz odamızdan bu teknolojik desteği istiyoruz. Mesela e-posta dahil. Ya e-posta atamayan meslektaşımız var. Yani çok sıkıntılı durumda. Şimdi e-SMM'ye e-imzaya geçiyoruz. Makulda da. Ve bu da bir sıkıntı. Çünkü genel bir eğitim yok. Bu eğitimle ilgili çözümler yok. Ama sosyal medya dediğimiz zaman Facebook'tur, Twitter'dır. Ha, bunda kullanım çok iyi. Ha, madem bunda kullanım çok iyiyse bazı eğitimler, bazı duyurular bundan daha rahat verilebilir diye düşünüyorum. Çünkü niye? Çünkü herkesin bir Facebook var, herkesin bir Twitter var. Buradan daha rahat ulaşılabiliyor. Özellikle gençler bunları daha iyi kullanıyor. Yani gençler derken tüm meslektaşlarımız artık teknolojiyi kullandığı için hemen hemen çoğunda var bu. En önemlisi, en büyük sıkıntı yaşadığımız bağımlı arkadaşların da sorunu olan her büroya göre değişen muhasebe sistemleri, muhasebe programları. Yani bir büro ki sistem bir büroyu tutmuyor. Yani bir standartımız yok. Standartımız olmadığı için de meslek mensubu arkadaşım stajını yaptıktan sonra başka bir meslek mensubuyla çalışırken biz öyle yapmıyorduk tarzı yaklaşımlar oluyor. Ama öyle değil. Aslında bizim mesleğimizin standart konular belli. O standartların üzerinden gittiğimiz zaman konularımız az çok ortaya çıkıyor. Ama tabii buradaki eğitim kalitesi de önemli. Yani sen çalışan meslek mensubu arkadaşa ne verebilirsen onu alırsın. Ama şu da önemli, malum şartlar olarak. Biz yanımızda çalışan meslek mensubu arkadaşa ne kadar destek olursak, olanak verirsek, sorumluluk verirsek bilin ki o kadar işlerimiz kaliteler, o kadar işlerimiz, sorumluluğumuz yayılır. Neden? Çünkü zaten bürolara tıkılı kaldığımız için, affedersiniz, yani sosyal bir yaşantımız yok. Sosyal yaşantıyı sağlamamız için, kendimize zaman oluşturmamız için işleri yaymamız lazım, paylaştırmamız lazım. Bu konuda genç meslek mensubu arkadaşlarım, yeni staj, stajı biten, yeni ruhsat alan arkadaşlara genelde birlikte çalışmasını öneririm. Neden? Çünkü 3-4 kişilik bürolarda mücbir sebep dahil, zaten mücbir sebeptir, kodudur, onlardan hiçbir şekilde bahsetmeyeceğiz. Neden? Çünkü o haksız rekabetle etiğin başlıca konuları olduğu için, onu herkesin konusu olduğu için onlara bırakıyoruz. Ama burada haksız rekabetin önünü geçmek için de mesela burada mücbir sebebi de çözeriz. Beraber çalışırsak, şey olursak, yani uzmanlaşırsak daha doğrusu. Niye? Konularda uzmanlaşmamız gerekiyor. Uzmanlaşmadığımız yerde grup olarak çalıştığımızda bir arkadaşımız inşaat muhasebesinde, bir inşaatımız maliyet muhasebesinde, diğer arkadaşımız ise Mersis işlemlerinde, daha doğrusu şirket kuruluşu, o tür işlemler de iyidir. Yani birbirimize desteğimiz olur. Mesleki bilgimizin yanında teknolojiyi iyi kullanmak da olmazsa olmazlarımızdan. Çünkü artık her şey teknoloji çağı, bunu biliyoruz. Zaten büro açtıktan sonra, bunu bahsettim, defter tutmak bizi iş çevresi olarak sınırlandırıyor. Genellikle muhasebe bürosu kökenli olduğumuz için mükellef olmadan, yani defter olmadan ofis açılamayacağını düşünüyoruz. Yani bu kısır döngüyü atmamız gerekiyor. Akademik olarak kariyerimize devam edebiliriz. Bu konuda uzmanlaşıp danışman hizmeti verebiliriz. Kitap ve makaleler yazabiliriz. Maliyet ve üretim servislerinde, satın alma, finansman, insan kaynaklarında üst düzey yönetici olabiliriz. Ya bunun örnekleri var. Bizim CEO'larımız var, mali müşavir. Yani biraz araştırmak gerekli. Bunları yapılabilir. Aynı şekilde sigorta, sosyal güvenlik kurumu, ticaret odaları, sanayi odaları, diğer güzel kişilik barındıran yerlerdeki hesap işleri müdürlüğü ya da hesap işleri uzmanlığı kısmında benim SMM ruhsatlı meslektaşım olmasını ben talep ederim. Neden? Çünkü biz bu işin içinden, hesabın içinden gelen insanlar olduğumuz için biz burada olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ve asıl olaya da gelelim. Mesleki odalar, yani fırıncılar, bakkallar, elektrikçiler odası. Bunlara yani nasıl defter tutturuyorsa, madem defter tutturuluyor, burada meslek mensubu, ruhsatlı bir meslek mensubu
şart olsun, zorunlu olsun. Yani çünkü neden? Her geçen yıl, her geçen zaman meslek mensubu artıyor. Meslek mensubu arttıkça da pastadaki pay daralıyor. Bu pastadaki payı daralacağımıza geliştirmek için iş kollarını açmamız gerekiyor ki iş kollarını açarken de kendimizin olması gerektiği yerlerde olmamız gerekiyor. Ve en büyük sıkıntımız maliye vergi dairesi. Vergi müfettişleri hesap uzmanları. Örneğin vergi müfettişleri veya hesap uzmanları biletleri götürüyoruz incelemesi için. İncelemesi için götürdüğümüz arkadaş genelde KPSS tek düzen hesap planını bilmeyen, ilk defa mizan okuyan, 2 aylık kursta oraya gelen KPSS'yi kazanan biyolojik uzmanı, sosyal bilgi öğretmeni, Türkçe öğretmeni, vergi müfettişleri bizi inceliyor. Ve bizim defterlerimiz hakkında bize bilgi veriyor. Yorum yapıyor, ceza kesiyor. Ve ben bunu tasnif etmiyorum açıkçası ama maalesef elimize olan bu. Neden? Çünkü orada bizim muhasebe bir organından çıkan ya da SMM ruhsatlı bir arkadaşımız olsa olaylara daha objektif bakar ve zaten orada bizim mali müşavir meslektaşımız olursa biz zaten oraya gider de o defterle öyle gitmez. Daha şeyli. Zaten bizim defterlerde tutmakta bir sıkıntımız olmayabilir ama karşıdaki arkadaşın bilgi eksikliğinden dolayı bizler sıkıntı yaşıyoruz. Buradaki iş alanlarından biri de vergi müfettişi. Ondan sonra hesap uzmanı olarak biz bunlardan yararlanmamız gerekiyor. SMM stajlarında avukatlarda olduğu gibi bizim de konuda yer almamız gerekiyor. Biz stajlarımızı 3 yıl büroda yani hiçbir şekilde bazılarımız para talep etmeden, bazılarımız kendi sigortasını ödeyerek yani zorunlu şartlı halinde stajı tamamlayan arkadaşlarımız var. Ve bu mesela avukatların kamuda istihdam sağlaması gerekiyor staj süresince belli bir süre. Ama biz bunu niye yapmıyoruz? Maliyede mesela 6 ayını bile olsa maliyede, 6 ayını olsa sosyal güvenlik kurumunda stajımızı yapsak ve bunu yaparken de bu işlerin içerisinde olduğumuz için zaten bilgi ve tecrübe ister istemez olacak. Gereksinimleri tamamlayacağız. Üniversiteden sonra bizim mesleğimizin tercih edilmesi olumsuz yanları da var. Neden? Çünkü bizim bir stajı girişte bir kotamız var. Bu kota bizi sıkıntıya sokuyor. Yani bu kotanın düşürülmesi, ondan sonra üniversitelerin kısaltılması, mesela çok fazla şey var, üniversite var geniş kapsamda. Fakülte sayıları azaltılması gerekiyor. Sınav kotasının minimize edilmesi gerekiyor. Mesela %10'luk bir kota var, bunun %5'leri, %7'lere indirilmesi gerekiyor. Ve sınav zorluk derecesinin artırılması, meslek içi eğitimlerin artırılması kesinlikle gerekiyor. Çünkü her geçen gün mesleğe aşırı bir katılım oluyor. Oda sitesinde diğer konularla ilgili seminer ve duyuruların paylaşılmasını istiyoruz biz. Mesela Ticaret Odası, İhracatçılar Birliği, SGK, üniversite bunlar bizimle ilgili kişisel gelişim ve mesleğimizle ilgili eğitimler veriyor. Bu eğitimlerden bir haber olmak istemiyoruz, haberdar olmak istiyoruz. Ve bir de biz odamızdan şunu kesinlikle istiyoruz. Mesleki kaliteyi artırmak için sadece genç meslek mensupları olarak değil, tüm mali müşavir olarak yani kişisel gelişme eğitimleri istiyoruz. Diksiyon, telefonla konuşma, girişimcilik. Yani bunların olması gerekiyor. Çünkü hala şu anda BABS mutabakatlarında mali müşavir arkadaşlarımla görüştüğümde kendisini tanıtmadan kimsin sen? Şu kadar bu kadar yani bir iletişim sorunu yaşamaktayız. Ya yanlış anlamayın 4 sene fakülte bitirmiş bir insan telefonda konuşmaması gibi bir acizlik olamaz. Yani bunun eğitimi olmaması gerekiyor ama bence eğitim şart. Bunun eğitilmesi gerekiyor. Yani odamızda yapılacak eğitimlerde genelde şunu yapılmasını istiyor. Mesela bir talep oluşması gerekiyor. Bu talep oluştuktan sonra bu talebe göre
burada bir kredi verilebilir. Mesela şimdi bir şeylerde verildiği gibi, seminerlerde, büyük çalıştaylarda verildiği gibi buna göre kredibilite notu artar. Ve odamızın yapacağı etkinlikler sonunda da katılım belgeleri. Ve bu katılım belgeleri de talep edildiğinde katılımların daha yüksek olacağını düşünüyoruz. Yani. Ben burada genç meslek mensupları olarak bana verilen süreyi tamamlıyorum. Haksız rekabet ve kota konusuyla herkesi ilgilendiren sorunlar olduğu için bu konuda biz bir çalışma yapmadık. Ayrıca bir çalışmamız var. Bu çalışmamızı detaylı olarak araştırmalarımızı yaptıktan sonra tekrar paylaşacağız. Bizi dinlediğiniz için genç meslek mensupları konusuna olarak teşekkür ederiz. Değerli meslektaşlarım, hiç ara vermeden hem konuların tekrarını yaklaşılmasına programımızı diğer paydaşlarımız, kadın meslektaşlarımız sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek üzere. Sefer Tekin arkadaşım da işte söz alacak. Teşekkür ediyorum. Sevgili başkanım, sevgili meslektaşlarım, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugünkü çalıştay konumuz kadın mali müşavirlerimizi mesleğe başlarken ve mesleği idam ederken yaşadığı zorluklar. Evet, zorluklar tabii ki var. Ama öncelikle hangi meslek olursa olsun insan hedefine kilitlenip etrafında olumsuz, negatif ve can yakıcı eleştiriler yapan kişilere kulak tıkamayı başarabilirlerse ulaşamayacağı makam yoktur. Zorlukları dillendirmeye mali müşavirlik makamının bir tık öncesi stajyer mali müşavirlik makamından başlamak istiyorum. İleride mali müşavir olduğumuzda gerek kendimiz, gerekse diğer meslektaşlarımız ile yaşadığımız sorunların kaynağının stajyerlik dönemi olduğunu düşünüyorum. Sorunu kaynakta çözebilirsek en büyük sorunumuz olan haksız rekabetin bile belki de hiç doğmamasını sağlayabiliriz. Erkek olsun, kadın olsun, staj yeri bulma ve 3 yıllık uzunca bir staj süresini tamamlamak gerçekten kolay değil. Birincisi, kanunda tanımı geçen zorunlu stajyerlik dönemimizdeki bu zorunlu kelimesini gerek yanında staj yaptığımız üstadlarımız, gerekse mesai arkadaşlarımız o kadar derinden hissettirdiler ki bu hissiyattan kurtulup zaman zaman işimize adapte olmakta bile zorlandık. Biz stajyerlere nasılsa mecbur, her türlü zorluklara katlanır, işine de gelmezse gider mantığıyla yaklaşıldık. Sanki üstadlarımız ile daha o noktada rekabet etmek zorunda bırakıldık. Çünkü ya bu zorluklara katlanıp ruhsatımızı alacaktık ya da dedikleri gibi çekip gidecektik. Ha bu arada sıkıntılı deyip yerimizi değiştirseydik gittiğimiz yer çok mu rahat olacaktı? Tabii ki hayır. Bu nedenle birçoğumuz %100 dayanılmayacak gibi olmayan sorunlara evet mecburen katlandı. Çünkü bir hedef ve büyük hayallerle bu yola baş koymuştuk. Başarmak tek hedefimizdi. Ben stajyerlik dönemimde bir anne ve bir eş idim. Bu sürece eşimden ve oğlumdan helallik alarak başladım. Onlara ayırdığım vakit o kadar azalmıştı ki yeri geldi yemek pişiremedim. Bazen bir yumurta, bir kuru soğanla öğün geçirdik. Yeri geldi onlarla dışarıda uzun uzun vakit geçiremedim. Ama bu tünelin sonundaki ışığa varabilirsem, bu hepimizin ışığı, hepimizin başarısı olacaktı. Bu telkinlerin ile yanlarında olamayışımın tesellisini sürekli vermek zorunda kaldım. Çünkü bu hayat üçümüzün hayatıydı ve birbirimize karşı sorumluluklarımız vardı. Evet, stajın sonlarına yaklaşırken tabii ki geleceğimiz yeterlilik sınavı telaşı başlamıştı. Hep hedefimde 7'de 7 yapmak vardı. Tabii yukarıda bahsettiğim o negatif, olumsuz enerji saçan insanlar tekrar devreye girdiler. Neymiş efendim? Çok zor bir sınavmış. Tek seferde vermek imkansızmış. Hayatta bana göre imkansız diye hiçbir şey yok. İnsan yeter ki istesin. Evet, istedim ve hedeflediğim 7'de 7 sonucu ile yeterlilik sınavını vererek çok şükür ruhsatımı almaya hak kazandım. Ve hızlıca karar verip standartlara uygun bir şekilde büromu açtım.
Gelelim bu saatten sonra yaşanan sıkıntılara. Artık ruhsatı alıp her ne kadar bir iş yerimiz olsa da ilk aylarda hep tedirgindi. Müşteri nasıl bulunur? Gelen müşteriyle nasıl görüşülür? Sordukları sorulara nasıl cevap verilir? Büroda yalnızdım ve hiç tanımadığım insanlar gelip bir mali müşavir arayışımız var, kafamıza takılanlar var dediklerinde bir kadın olarak dış görünüşlere güven vermediğimde içeriye buyur ederken tedirgin olduğum zamanlar oldu. Özellikle erkek egemen yapının hakim olduğu Türkiye gibi toplumlarda kadın açısından aşılması gereken duvarları da beraberinde getirmiştir. Kadın çalışma hayatına atılsa da toplumun ondan beklediği eş ve anne sorumluluklarında bir değişim olmamıştır. Dolayısıyla kadının çalışma hayatı ile aile hayatını dengeleyebilmesi sorunu her daim karşımıza çıkmaktadır. Ve yine tahsilat problemi, korsan bürocular, mevzuatın sürekli ve hızlı bir şekilde değişimi, iş yükünün çok fazla ve çeşitli oluşu, tarifemizdeki ücret hali hazırda yetersiz iken tarife altı fiyatlar verilmesi, büroların bakabileceği mükellef sayısının çok üzerinde tutup sürümden kazanma çabaları, ekonomik kriz nedeniyle daralan iş hacmi, müşteri elimizden kaçmasın diye bazı meslektaşlarımızın mükelleflerinin çocuklarına ebeveynlik yapmaya kadar giden akıl almaz ekstraları. Hep mesleğimizin itibar kaybettiğinden yapılıyoruz. İşte bu tarz ekstraları bireysel olarak mükellefi için yaptığını düşünen meslektaşlarımız aslında tüm meslektaşının vakar ve onurunu ayaklar altına alıyor, haberi yok. Biz kadın mali müşavirlerin zamanlarımızı doğru planlayarak gerek iş hayatımızda gerek ailevi ve annelik makamında hak ettiğimiz tacımızı her daim takacağımıza sonsuz inanıyorum. Ve sunumumu Mustafa Kemal Atatürk'ün o güzel sözüyle bitirmek istiyorum. Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Teşekkür ederim. Çocuğuma bir anne, iş yerinde başarılı bir meslek mensubu olmayı başarı için asla ihmal etmedim diyen kadın meslek mensubuysanız her yerde mesai yaparsınız. Hem evde hem de iş yerinizde ve böylelikle başarı sizin yükseliş merdiveniniz olur diyen 2005 yılında Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yeminli mali müşavir sınavlarını kazanan başarılı meslektaşımız Münevver Erçin Palat'ı saygılarımı sunuyorum ve başarılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Merdivenlerin yükselmesini, başarı merdivenlerin yükselmesini diliyorum. Denizli Mali Müşavirler Odası'nda bir araştırma yaptığım zaman 1998 yılında serbest meslek olarak kayıt yaptıran ilk meslek mensubumuz Ayten Özal hanımefendinin de ellerinden öpüyorum. Mücbir sebeplerle ilgili söyleyecek olduğumuz sorunların hemen hepimiz biliyoruz ve yaşıyoruz arkadaşlar. Mali müşavirlerin üzülmeye, acı çekmeye, hastalanmaya, doğum yapmaya, hatta ölmeye bile haklarının bulunmadığını söyleyen meslektaşımız yaşadığı acı olayı anlatıyor. Beyannamenin son günü, gece evladı vefat ediyor, gündüz defin işlemleriyle uğraşıyor. Acısını yaşayamam baba, akşam iş yerine gidip doğru ya da yanlış beyannamelerini onaylıyor. Sonra oturup bilgisayarın karşısında sabaha kadar acısını yaşıyor. Aynı benzer durumları birçoğumuz farklı şekillerde de yaşamışızdır. Kimimiz anneniz, kimimiz babamız, kimimiz kardeşimiz gibi ki ben de yaşadım.
Kardeşim yoğun batısındayken gelir vergisi onaylamak zorundaydım. Hem ağladım hem yaptım. Tabii ki sonra düzeltmeleri de yaptım ama böyle bir açıklamayı da yaptım. Bunun üzerine kadın meslektaşımız, Konya Milletvekilimiz Esin Kara, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bununla ilgili, mücbir sebeple ilgili bir öneri sunmuş. Bir öneri de aynı zamanda taslağını da buraya getirdim hepsini. Ama sonuçta vaktimde olmadığı için hepsini okuyamayacağım. Deniz Milletvekilimiz Gülizar Biçer de aynı taslağı hazırlayıp meclise sunmuşlar. Kendisi bir avukat olmasına rağmen, özellikle kendisine buradan çok teşekkür ederim, duyarlı olduğu için. Meselenizin sorunlarından olan angarya işlerinin de çok fazla olması, devletimizin ve mükelleflerimizin bizlere olan bakış açısını da farklı görmektedir. Ama ana işimiz devlet ile mükellef arasında diyaloğu sağlamak, devlet biz mali müşavirler olduğunda harcama kalemleri olan vergileri tahsil edemiyor arkadaşlar. Kurumlarımız bizim mesleğimize çok iyi sahip çıkmaları gerekmekte. Vergi dairelerinde işlerimizi muntazam ve doğru bir şekilde yapabilmek için meslek kimliklerimizi buna göre kullanmamız gerekiyor. Vergi dairesinde çalışan memurun iki dudak arasında olmaması gerekiyor cevabımız. Mali müşavirlerin vergi mahkemelerinde temsil haklarında bulunmasını gerektiğini de düşünüyorum. Vergi mahkemesinde avukatların yanında da mali müşavirlerin savunma yetkilerinin olmasını gerektiğini de inanıyorum. Ve bu konuyla ilgili avukatların savunmalarıyla değil, mali müşavirlerin rapor sunmalarıyla çok etkili olmalıdırlar. Bugüne şu ana kadar arkadaşlarımın bütün düşüncelerine katılıyorum. Müteselsilik sorumlulukta hazırlamış olduğumuz beyannamelerde bir sahte faturanın yanlış bir işlemin olması durumunda meslektaşlarımızın ciddi bir risk altında olmaları müteselsilen sorumlu olmalarıdır. Bu sahte faturayı meslek mensubu düzenlerse her türlü yaptırım ceza alması doğaldır. Lakin meslek mensubunun iradesi dışında kontrol etmeyle sorumlu tutulması için haberi yoksa, sıkıntılıysa burada müstesna sorumluluk uygulanmaması gerektiğini düşünüyorum. Avrupa'da şöyle bir araştırma yaptığım zaman mali müşavirlerin değeri açısından Avrupa mali müşavirler ikinci sırada ve diplomatik pasaportları da var arkadaşlar. Bizim Türkiye 34. sırada. Acaba biz bu değerlerimizi nasıl ayarlıyoruz ve bu değerlerimizi nasıl kazanmalıyız diye düşünüyorum. Mükellef açısından baktığımızda benim kanaatimce mükellefler mülkiyet kaydı oluşturmadan önce eğitimden geçmeleri lazım diye düşünüyorum. Çünkü mükellefler bizlerden almış olduğu hizmetlerin ne kadar değerli olduğunun farkında değiller. Nasıl ki bir sağlık sektörü, bir eğitim sektörü onlar için de değerliyse bizim sektörümüz de onlar için ayrı değer taşımalı diye düşünüyorum. Sevna arkadaşımızın dediği gibi kadın mali müşavirlerimizin Türkiye'de sayısı daha az olduğu gibi zorlukları da daha fazladır. Ben kendimden bahsetmek istiyorum. Bu mesleğe atıldığım zaman iki tane çok değerli mali müşavir arkadaşım burada aramızda, biri Belki Temiz, biri Firdevs Sedef. Onların sayesinde bu mesleği daha çok severek, daha çok kendime başarı elde ettiğime inanıyorum. Buradan kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Ve bizler de bizden sonra gelen mali müşavir arkadaşlarımıza öncü, yolcu ve başarı olmalarını sağlamamızın gerektiğine inanıyorum. İlk mesleğe girdiğim zaman belgemi aldığımda eşim dedi ki bu belgeyi duvara asmayı düşünmüyorsun değil mi? Dedim ki evet duvara asmayı düşünüyorum ama iş yerimin duvarını asmayı düşünüyorum dedim. Ve öylelikle işe başladım. Zorlukları tabii ki gördüm. Ama her şeyden önce bizler kararlı olursak, azimli olursak, hırslı olursak bir kadın meslektaşı olarak her şeyin üstünden gelebileceğine inanıyorum. Ve burada bütün sorunlarımızı kadın erkek olarak değil, meslek sorunlarımızı, sorunlarımızı her türlü her şekilde konuşalım arkadaşlar. Benim sözlerim bu kadar. Arkadaşlarımın bütün konuşmalarının altına da imza atıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok değerli meslektaşlarım, ben de değerli arkadaşlarım.
farklı konuşmalar için hem demokrasi açısından çok. Yalnız bir şey söyleyebilirim. Geçen toplantıda Masum Türkeli misafirimiz olmuştu. Arkamızda da panel yazımız vardı. Özel panel yazımızı özellikle kaldırmamıştı çünkü kendisi çok beğenmiş. Ve bunu istinaden Antalya'da konuşmasında TÜRMOP odasında bir kadın komisyonu kurulması gerektiğini söylemiş. Bu konudan dolayı da çok teşekkür ediyorum kendisine. Çok sağ olsun. Değerli meslektaşlarım, söz sizde. Buyurun. Tabii buyurun. Söz yapıyoruz söz. Değerli başkanım. Sevgili meslektaşlarım. Dilerseniz değerli meslektaşlarım, sözünü kesmeden lütfen kendimizi tanıtalım. Başlayalım, bunu da bir şey haline getirelim. Nevzat Serim ben, düşerim. Çok güzel arkadaşlarımız onlara değindiler. Hepsi iyi hazırlanmışlar. Ben hiçbir şey hazırlamadım. Tamamen doğaçlama söyleyeceğim şimdi. Tülay Hanım en çok duygulandırdı bu anlamda. Biraz da duygu yoğunluğum fazla. Şimdi bütün bu söylediklerimiz benim nezdimde şu anda sadece bir rüzgar esintisi. Bunu üzülerek söylüyorum genç bir meslektaş olarak. Neden? Şu toplantıya katılıp bunun en büyük göstergesi. Bir proje planlamesi için İki katlı oldu burada. Şöyle önemli bir konu, haksız rekabet, mesleki sorunlar. Demek ki bizim mesleki sorunumuz yokmuş. Ben de sıfır bir mali müşavir, onu da söyleyeyim. Yalnız 5 senedir toplantılara katıldığım dönem içerisinde bunların hepsinden bahsedelim. Ücret, şu, bu falan, teşvik, hepsinden bahsediyorum. Bir tane ilerleyen yok, yol yok. Bir tane adım yok. Sebebi ne? Demokrasiyi biz yukarıda tesis edememişiz ki zaten. Bizim mali müşavir olarak orta söz hakkımız var mı? TÜRMOP'ta. Yok. Neyi konuşuyoruz o zaman? Gelin beraber bir şey yapalım. Nasıl yapabilirsiniz? Bu birincisi. İkincisi de şunu söylemek istiyorum. Denizli Mali Müşavirler Odası olarak demokrasiye inanıyor musunuz hepiniz? Siz demokrasiyi hepimiz tesis edebildik mi ya? Etik kurulu. Liyakata önem veriyor musunuz? Etik kurulundan başlamak. Hayır, liyakata önem veriyor musunuz? Ben çok veririm. Liyakat çok önemlidir. Üzülerek söylüyorum. Bütün üstadlarımın ellerinden öpüyorum. Ama hiçbirimiz bence liyakata önem vermedik. Bu anlamda bir şeyler yapalım. Doğru yola gidelim. Kaliteyi elbette arttıralım. Ama bunun bütün yolu önce zihniyetlerin değişmesinden geçiyor. Önce zihniyet değişecek bence. Daha sonrasında kalite artacak. Eğitim şart deniyor. Eğitilmek de bir şey değil. Yani yerinde eğitilmek, kavrulmak şart bence. Yani eğitimi herkes alıyor. Herkes diplomayı alıyor. Ama kavrulmuyor maalesef herkes. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bir gün bir mükellef bir avukatın bürosuna geldiğinde nasıl bir tavır sergiliyorsa mali müşavirin de bürosuna geldiğinde aynı tavırı sergilediği gün biz bu işi çözmüşüz demektir. Selamlar, saygılar. Meclislerin adı açısından biz de teşekkür ediyoruz. Lütfen konuşmak isteyen arkadaşlarımız işaret buyursunlar. İlk işaret Himmet Yavaş Başkanım.
Sevgili başkanım, değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, çok değerli meslektaşlarım. Gerçekten arkadaşlarımız çok güzel konulara parmak bastılar. Ben bu çalışlarda emeğe geçen tüm meslektaşlarıma, yönetim kurulu üyelerimize, herkese çok teşekkür ediyorum. Kendilerine de saygılar sunuyorum. Değerli meslektaşlarımız, sorunlarımız sıralarsa, sıralamayı da geçelim. Yani 1250 meslektaşımıza sorsa, 90 tane sorunumuz çıksa sıralamalar değişir. Ama sorunlarımız çok büyük. Peki bunları nasıl çözeceğiz? Aksi rekabet, etik veya yasalar, üst birliğimiz. Bakın aksi rekabeti, etiği, biz bunları kendi içimizde çözebiliriz. Ben bunların tamamını eğitimle, özellikle etik eğitimleriyle çözüleceğine inanıyorum aksi rekabeti. Ben 1988 yılında bir açtım. Yani o zaman 180 mi o anlardaydı herhalde sayımız? 180-200 miydi? İşte 31-32 yıldır bu işi yapıyorum. Bana bir tane meslektaşım bugün gelip de ya sen de benim defterimi aldın, işimi aldın, ucuz aldın veya pahalı aldın diye sorgulayamaz. Peki benden defter gitmedi mi? İş gitmedi mi? Ama mesleki beceriksizliğimden gitti, ama siyasete girdiğimden gitti veya çok iyi olduğundan defter geldi anlamında bunları hep yaşadık. Hepimiz de yaşayacağız bundan sonra. Ben vicdanen düşünüyorum şöyle, çok rahatım. Ya bir kişi çıksın, ben bu mesleği bugün bırakırım. Bu kadar iddialı konuşuyorum. O zaman demek ki birçok şey kendimizde arkadaşlar. Ya daha geçen sene 3 tane büyük defterim gitti. Ve meslektaşım yani bir hassas davranıp da arabayı tercih etmiyor. Ya ben oda başkanıydım o zaman. Hadi tanımıyor mesela. Ve ben bu olaya da şöyle bakıyorum yani. Bizim kameramız mavi beyaz arkadaşlar. Mavi beyazların hepsi benim can dostumdur, benim yol arkadaşımdır. Bu işte büyük emek veren insanlardır. İsmini bileyim bilmeyeyim. Tabelada orada sevmeme varsa, mavi ismi, mavi beyazsa tabelası çok rahat buraya hiç tanısam da tanımasam da girelim konuşurum. Giden iş doluyor, gelen iş doluyor. Öncelikle özellikle ararım yani, arıyorum. Ve arkadaşımla üzülüyorum bürosuna gittiğimde. Bir normal çırağını gönderiyor bir de. Üzülüyorum yani. Bir cenazesi oldu, gittim bürosuna. Mahcup, dedim üzülme dedim yani, bunu yapman gerekiyor, eğitimlere gelmen gerekiyor dedim. Burada bir malum şairin nasıl var dedim, buraya sahip çıkmanız gerekiyor. Hani işe ihtiyacı olan bir arkadaşımız olsa yine sorun değilse, değer arkadaşlar, haksız rekabeti yaratan kendimiziz. Ve ben bu mesleği bir kere yerden yere vurmayalım yani, sevelim. Eğer biz bu mesleği yerersek dışarıda, biz bu meslekte dışarıda da saygınlık kazanamayız. Önce bunu seveceğiz, mesleğimize sahip çıkacağız ve bunun için de elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor. Etik eğitimleri, işte Ali Osman Başkan döneminde biraz bir şeyler yaptık. Ondan sonra en son İzmir'den çağırdığımız bir etik bayan vardı. O arkadaşımızla etik eğitim yaptık. Bence her şeyin etik eğitimden geçtiğine, hatta etiğin ötesine giderin, ahlaktan geçtiğine inanıyorum. Bu kadar iddialıyım ben bu konuda. Sevgili meslektaşlarım, mücbir sebep tabii ki çok önemli. Bir yıldır buna uğraşılıyor. Yani 2016 seçimlerine gittiğimizde 5-6 grup gittik. Hepimiz çıktık orada gamasi bir şekilde bir sebep kaldıracağız, şunu ettireceğiz, bunu ettireceğiz. Ne yaptık arkadaşlar? Bir şey yapamadık. Çabamız var mı? Bütün grup arkadaşlarımızın çabası var. Onu söylüyorum. Ama siyasi irade,
Bir sebebi bize de vermeyecekler yani. Mükellef de bize verecekler. Onu söylüyorum. Hepimiz sınıfta kaldık bu konuda. Değerli arkadaşlar, İnşallah yine bu dönem bütün başkanlar dolaşıyor. Önümüzdeki hafta tüm MOB seçimleri var. Hepsi bir sebep üzerine değiniyorlar. Tülay Hanım bahsetti. O iki milletvekili arkadaşımızın ayrı ayrı önergeleri var. Gülizar Hanım'ın 7 Mart 2019'daki önergesi var. İnşallah birkaç TÜRMOB Genel Başkanı'nın toplantılarına katıldım. Yeni. Maliye Bakanlığı olan diyalogları biraz daha iyi olduklarını söylüyorlar. Ve Maliye Bakanlığı Gelir Dersi Başkanlığı'nın biz genel kurula kadar size bir şeyler yapalım, bir şeyler verelim mali müşavire diye söylendiğinde bunu Mahsus Başkanı'nın anlatımıyla söyleyeyim size. O zaman mücbir sebebimizi en azından şeye kadar çıkarıverelim. Yani orada bizi kendilerine alkışlatacaklar ya. Arkadaşlar çok mu zor bu mücbir sebebi çıkarmak? Kaç yılda bekletiyorsunuz bizi? Neyse, bunlar neyle çözeceğiz, nasıl çözeceğiz? Siyasette olmamız gerekiyor. Mecliste milletvekili sayılarımızı yükseltmemiz gerekiyor. Hangi partiden olursa olsun, mutlaka ve mutlaka destek olmamız gerekiyor. Yani bugün avukat arkadaşlarımızın kısmi de olsa belli davalarında KDV'nin %8'e girmesi, o komisyonlarda 109 tane avukat arkadaş var, değerli arkadaşlar. Bizim şöyle bir yerimizi geç gör herhalde. Mecliste işte yani. İşler bu konuda görev size düşüyor. Tabii ki. Yani ben... Biz bence daha... Yok. Gerçekten bakın... Siz olacaksınız. Bakın... Olmalısınız. Geçen genel kurulumuzda... Yani şu geçtiğimiz genel kurulda Mayıs'ta orada... Birileri sen şuraya kayıtlısın, sen şuraya kayıtlısın dedi. En son eğer kaldıysanız o toplantıda ben... Hatta biraz gerildi ortalık. Hatırlıyorsa arkadaşlar. Ki ben orada çıktım. Divan Başkanı'nı dahi dinlemeden dedim, ne yapıyorsunuz, ne oluyor size dedim ya. Bizim bütün partilere ihtiyacımız var arkadaşlar. Eğer bu meslek bir yere gelecekse, bir şeyleri biz çıkarabileceksek, siyasi iradeden çıkarabileceğiz. Başka türlü çıkarmamız mümkün değil. Biz ne yaparsak yapalım. Bu ülkenin bütün hamallığını yapanlar biziz. Vergi toplatan biziz. Devletin, hükümetlerin en çok ihtiyaç duyduğu şey, vergi. Bunun altyapısı biziz. Bunun askerleri biziz. Lütfen yani. Yani bu konuda da hepimizin olması gerekiyor. Onu söyleyeyim. Ve orada çoğalırsak birçok sorunumuzu da çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Ama tabii ki burada bizim meslektaşlarımız da kendilerini yetiştirmeleri gerekiyor. Özellikle vergi fetişlerinin karşılığındaki durumları. Yani bizim yasamızda sorumluluk diye bir olay yok arkadaşlar. Ben size söyleyeyim, vergi müfettişler bize sorumluluk yazamaz yani. İyi inceleyin bak. Ama yazıyorlar. Ya buna bir tür mobda sahip çıkması lazım. Biz burada ne yaparsak yapalım. İyi inceleyin. Sadece bize yazabilecekleri olay, hırsızlıktan dolayı sorumluluk yazabilirler bize. Eğer hırsızlık yaparsak, o zaman sorumluluk yazarım. Onun dışında yazamaz. Niye? Sen bana belgeni getirmişsin, faturanı getirmişsin, kesmişsin, getirmişsin. Ben bunu kayda almışım. Ama yazıyorlar arkadaşlar. Burada bizim güçlü bir tür mobumuzun olması gerektiğini biliyorum. Evet, güçlü bir tür mob için, yani bir şeylerin değişmesi için, biz delegelere de, ben de delegeyim arkadaşlar, önümüzdeki hafta gideceğim, oyumu kullanacağım. Değişmemiz gerekiyor, değiştirilmesi gerekiyor birçok şeyi. Ben kadın veya genç diye ayırt etmeyeceğim.
mesleki sorunlarımız fazlasıyla var. Şükrü kardeşim çok güzel şeylere değindi. Kadın meslektaşlarımız çok güzel şeylere değindi. Tatilimizi, doğumumuzu, her şeyimizi belki dersin belirlemiş olduğu tarihlere göre kendimizi yeniliyoruz, kendimizi güncelliyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle tekrar bu komisyonda emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ankara'ya gideceğim, onun için erken söz aldım. Gökhan ayrılıklar aldı değil mi? Gökhan'cığım ileteyim, yani aslında kalmak istiyordum, dinlemek istiyordum. Ankara'ya gideceğim. Hani terk etti gibi algılama. Ben demem abi. Yok yok. Ben sorarım yalnız. Kaçtığımı sorarım, onu söyleyeyim bak. Söylemeye hakkım var. Tamam. Evet. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum. İnşallah yeni yönetim, yeni anlayışlar, biraz daha bu tür MOP'a, biraz daha bu mesleki sorunlara eğilirler, eğilmezlerse. Sorumlu yine bizler oluyoruz, biz delegeler oluyoruz, onu söylüyorum. Ama bizim biraz daha kendimizi yenilememiz gerektiğine, gelecek diyorum, bizim bu muhasebe mesleğinin, her şey muhasebe mesleğinin olsun diyorum. Sorumluluklarımızda biraz daha dikkatli olmamız gerektiğine inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum, tekrar teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum katıldığınız için. Gelirken zamanı söyleyeceğimi tasarlamak konuya da çalışmadım. Daha önceden bu etik ya da haksız rekabet kurulları görev aldığım için ben kurul dedim. Bugünkü yönetimler özellikle komisyon dedim. Bu kuruldur çünkü o da yönetimine bağlı değil. Danışman olarak çalışır. Kastımız oydu, öyle oldu. Düzeltmeyeyim. Arkadaşlar biz meseleyi yanlış yerden alıyoruz. Ve ben o dönemde de toplantı tutanaklarımda da bu vardır. 2000 yılında o da yazdığım mezde de bu vardır. Hani lütfen mazur görün, öksüz altında buzağı aramak diye bir şey var. Köylü olmayanlar belki bunu bilmez de öksüzler buzağı doğurmaz arkadaşlar. Sen konuşmacıların hepsine teşekkür ediyorum. Derslerini çalışmışlar. Ancak esasda bir hata yapıyorlar. O da şu. Aynı ekonomik statüye sahip olmayan insanlar arasında rekabet olabilir. Bu da haklı rekabettir. Ben bunu savunuyorum. Genç meslektaşımızın müşterisi yok. Şu an buraya toplantıya gelemez. Şikayet ediyorlar. Gelemez. Ya şu anda bir müşteri kapısını çalsa kaçır şimdi. 6 aydır zaten bu müşteri. Anlatabiliyor muyum? Zaten kendisi de bir haksız rekabet içerisinde. Diyor ki, yani kendisi mali müşavir olmuş. Çoğu çocuğunun da dava aşamaya gelmesine 20 sene var. Şu an ne yapalım? Girişleri engelleyelim, kotayı düşürelim. Sınavları zorlaştıralım. Genç bir meslek mensubuna bu yakışmaz arkadaşlar. Hepiniz de aynı bakın. Ha, diyecek ki kendisi, üstad haklısın da ben üstadlarından böyle gördüm, doğru tabii. Çünkü hiçbirimiz ötekisine bir başka meslek mensubumuza hayat hakkı tanımıyoruz. Etik kurul burada. Lütfen bir aynaya baksın. Kusura bakmayın, niye canlandım? Hanginiz yanınızda çalışan meslek mensubunu, çalıştıran mali müşavir olan Mustafa Hanım meslek mensubunu yeterli müşteri sayısıyla gönderdiniz. Haksız rekabetten anladığınız sizin benim yanımda çalışan müşterimi götürmesin. Arkadaşlar böyle bir rekabet olmaz. Ben yüksek lisans mezunuyum. Yanı başımda mesleğe hiçbir katkısı olmamış. Sarayköy Lisesi orta kısım terkten bir arkadaşım var. Bütün şirketler onda. Ben bir tavuk koyuyorum arkadaş. Sizin babanız alıvermedi bana ruhsatı. Ben bunun için bedel ödedim. Maliyede çalışıyordum, ayrıldım. Yüksek lisansım yaptım, bela. Ama öbürünün hiçbir emeği yok. Onun yanında 4 kişi çalışıyor, ben oğluma iş veremiyorum, benim oğlum dışarıda çalışıyor. Kusura bakmayın, bu ayıp hepimizin. Hiçbirimiz bir başka meslek mensubuna hayat hakkı tanımıyoruz. Hatta ben de müşteri derse,
Bütün korkusu o. Bütün duvarlar onu görüyor, şey yapıyor. Kendi aramızda bir muhabbet yok. Ya Allah'ın aşkına birbirinize bir derdin değil. Beni tek kelime konuşmadan büroma gelip akşam çıkıp gittiğim günler çok arkadaşlar. Niye? İşte muhabbet kurarsak, ondan bana müşteri gelirse falan muhabbetten Güzol içerisinde 40 tane mali müşavir var. 40'ım 39'u ile öteden beri tanışıyorum, maliyle çalışıyorum. Arkadaşlar bir kişi geldi ziyaretine bir. O da kapıdan girmeden yanlış geldi diye kaçtı. Böyle ne haksız rekabet olur ne bilmem ne. Hüseyin Bayramoğlu burada 2000'den bu tarafa biz kendisiyle müşteri paylaşımı konusunda, müşterilere kota konulması konusunda, ücretler konusunda bir sürü dosyalar hazırladık. Kimse onu da benim adam yerine koymadı ama sayın arkadaşımın artık böyle bir davası yok. Yanında 3-5 kişi çalışıyor, düzenini kurdu. Yönetime geldik, yanlış anlamayın şansınıza demeyin. Artık bitti o. Bakın kürsüde de söz almadım. Lütfen. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kürsüde çok şeyler baktık. Teşekkür ederim. Sırayla sırayı bozmayalım. Değerli arkadaşlar, bu konu mümkünse demokratik hakkımızı kullanırız. Herkes her şeyi söyleyebilir. Asla bir birbirimizi eleştirme, kayıp, merhumu falan yok. Herkes konuşabilir. Değerli arkadaşlar. Mümkünse Elifçam, zamanı iyi kullanalım. Merhaba, kolay gelsin. Tüm meslek mesutlarımı Ramazan Yarşı. Ben büromu 15 Kasım 2018 yılında açtım. Yani bir yıl olmadı. Bir yılın dolmasına 15 gün var. Ben şanslı olan meslek mensuplarına yanındım. Risk aldım. Riskin sonuçlarını aldım. Yani şu an benim bürom iyi. Çalışan elemanım var. Geçimimi sağlayabiliyorum. Bayağı şanslı. Ama şöyle bir sorunum var. Büromu açtım. Genç meslek mensubu olarak 3 aylıkken Kasım 15'te açtım. Şubat ayında, Mart ayında bir tane serbest meslek defteri geldi. Ben ücretle anlaştıktan sonra örnek veriyorum. Sinirliyim biraz. Elimi yansıtır sinirli olunca. Anlaştım. Şöyle, anlaştıktan sonra geliyor serbest meslek defteri. Damga vergisi defteri tutuluyor. Ayrıca geldiğinde başka bir meslek mensubunun verdiği ücret 90 TL. Aylık. Ücreti söyleyerek geldi. 90 TL. Şey olan alan kişi serbest muhasebeci, malum şamir değil. Aldım, evrak verdim, imzalayıp göndermiş. Onu da yapmış yani, hiç korkmuyor. Sonra elime aldım, birkaç meslek mensubuyla görüştüm eskilerden, ne olur ne yapılır. Odaya versem ne olur, şöyle olsa ne olur, böyle olsa ne olur. Hiçbir şey olmaz. Cevap bu. Vermedim, yırtım attım. Tabii defteri de gönderdim. 90 liraya tutmam. Ben kendime yetiştiremedim zaten. Aç kalsam tutmazdı. Aynı şekilde tanıyanlar var bilir. Vekili de bir mali müşavir mesleği bırakacaktı. Bir şekilde vesile oldu. Beni tanıdı. 5 kuruş ücret istemedi. Sadece arkamdan çıkan şeylerde, o da çıkacağını bildiği için illa çıkıyor. Adıma bir helal getirme. Onları hallediverirsin. Vesaire vesaire dedi. Tamam dedim, aldım. Vekili de bir kısım mükelleflerim de var. O da şansımdı. O da ayağa gitti. Oraya da gidip geliyorum sürekli. Vekili de esnaf odasında çalışan bir kadın. Sekreter olarak 10-15 yıldır. Onun teyzesinin oğlu varmış. Burada bir mali müşavirin yanında çalışan. Böyle bir olay olduğunu duymuş. Ben sözleşmelerin hepsini imzaladım. Sözleşmeleri odaya teslim ettim. Damga vergilerini kestirdim. Ki öncesinde mükelleflerle tek tek görüştüm. Devreden kişinin ismini, o beni tanıştırdı. Ben durumu izah ettim. İster çalışırsınız, ister çalışmazsınız. Böyle böyle böyle. Hepsi deneyelim dediler. Denemekten bir şey kaybetmeyiz dediler. Vesaire. Sonra o kadının teyzesinin oğlu burada bir mali müşavirin yanında çalışıyormuş. Mali müşaviri bile değil. Orada esnaf odasındaki akrabasının vesilesiyle benim müşterileri gezmeye başlamış. Sözleşme imzaladım. Ulaştım, mali müşavirine ulaştım. O benim elemanmış, haberim yok diyor. Nerede tutacaktı defteri diyorum. Bilmiyorum diyor. Bunun ses kaydı hala var elimde. Olmadı öyle bir şey. Ona giden mükellefim de olmadı zaten. Benim istemediklerim haricinde.
Bunlar şanslı olduğum halde, mesleğe girişimde bayağı şanslı olduğum halde yaşadığım sorunlar. Bir de şanslı olmayanları düşünürsek zaten aç kalırlar. Ki kalıyorlardır eminim. Çok zorluk çeken tanıdığım arkadaşlar da var. Bence arkadaşların da bahsettiği gibi bir sürü problem var. Mücbir sebep olabilir, mesleki kalite olabilir, saygınlık olabilir. Bunun haricinde kendimizi geliştirmek, e-dönüşümler olabilir. Mesleki danışmanlık konusunda kendimizi geliştirmek olabilir. Bunların hepsini sağlamak için tek bir şey var, ekonomik. Paramız olursa, kaba bir dille söylüyorum bunu. Paramız olursa saygınlığımız olur. Paramız olursa eleman çalıştırabilecek gücümüz olur. Eleman çalıştırırsak vaktimiz olur. Vaktimiz olursa kendimizi geliştirebiliriz. Yanımızda kaliteli eleman olursa mücbir sebep çıkacakmış, şöyleymiş, böyleymiş gibi dertlerimiz olmayacak. Mücbir sebebin çıkmasına ihtiyacımız olmayacak. Büroda işlerimizi götüren, bizim işlerimizi yapan kaliteli bir elemanımız olacak zaten. O zaman mücbir sebep diye bir sorunumuz kalmayacak ki zaten. Kalacak mı sizce? Ekonomik gücümüz olursa kaliteli eleman çalışacağız. Bunun olabilmesi için yani en kolay çözülebilecek sorunlardan birisi de bu. Denizli'de bağımsız çalışan kaç malum şair var? Atıyorum ben 1550'ciyim. Demek ki 1550'den az değil. Fazla, o kadar yoktur bağımsız çalışan da 1500 diyelim bağımsız çalışan. 1500 meslek mensubunu örgütleyemezken biz hiçbir şey yapamayız. Denizli Odası'nın ücret tarifesinin altında defter tutmadığı sürece 1500 meslek mensubu herkes geçimini sağlar, herkesin refah düzeyi yükselir. Çünkü Denizli Odası'nın ücret tarifesi zaten tatmin edici rakamlar var. 100 lira işletme defteri tutarsak zaten yapamayız. Tutmayan da, tutan da vardır. Yani tutmuyorum ben diğer konu. Çok inandırıcı gelmiyor. Vardır. Ben tutuyorum. Yani ben o rakamdan almadım. Aldığım kişi o rakamdan tutuyor musun? Bu sene öyle olsun dedim. Bu sene Ocak ayında gidecek olanları ben düşünemiyorum zaten. Tarifedeki rakamları önlerine koyacağım. İsteyen çalışsın, isteyen çalışmasın diyeceğim. Ama benim mantığım şu. Şu an 130 kişiyle uğraşırken 50 tanesi gitsin, ben 80 kişiyle uğraşayım, daha kaliteli hizmet vereyim, aynı parayı kazanacak. Elemanım da rahat edecek, ben de rahat edeceğim. Ya aynı yere gelecek, hepimiz için geçerli olan şey bu. Bir kişiden 300 lira almak varken, 3 kişiden 300 lira alıyoruz. Bu sefer diğer arkadaşlara iş kalmıyor. Yani ücret tarifesinin altına inmesin, üstüne çıkmaz. Ama en azından altına inmeyelim, bütün sorun çözülecek. Teşekkür ederim. Ben de diğer oturumdaki arkadaşlarına da saygı anlamakta. Lütfen ekonomi kullanan zamanı Sayın Başkan Ali Osman Ordu. Sayın Başkan, diğer meslektaşlarım. Mehmet Bey'in uyarılarını dikkat alarak zamanınızı kullanacağız. Evet, bugün sabahki oturumumuz kadın ve genç meslektaşlarımızla alakalıydı. Evet, genç meslektaşlarımız. Geleceğimize ne olur sizsiniz. Ama biz size ne bıraktık? Biz size haksız rekabet bıraktık. Biz size ne bıraktık? Biz size etik kurallarından ayrı bir meslek bıraktık. Buraya çıkan meslektaşlarım da söylediler. Bakın arkadaşlar, bu genç meslektaşlarımın da kadın meslektaşlarımın da yaşadığı sorunlar esas altında yatan etik sorunlarımızdır. Yani kişilere bağlı sorunlarımızdır. Halbuki 2003 yılında Turmup'umuz Türkiye'de ilk etik kurallarını getiren kuruldu. Biz bununla övünüyorduk ama aradan geçen 16 yıl boyunca maalesef bunları uygulayamadık. Ve haksız rekabeti kim yapıyor? Yani kadın meslektaşların bu kadınlığından, sevgili arkadaşımız biraz önce bahsetti, evet kapısını çalana herkese kapısını açarken tedirgin açıyorlar. Bunların bu tür sorunları var. Genç meslek mensuplarımızın finansman sorunları var. Yeni işe başladıkları için parasal sorunları var. Bunlar için hakikaten bir şeyler yapılmalı mı? Eğer etik kurallarına uyarsak hepsi için bir şeyler yapabiliriz. Ve Himmet Başkanım kendisi ayrıldı. Ankara'ya gitmesi gerekiyormuş. Çok güzel bir şey söyledi. Önce biz mesleğimize sahip çıkacağız arkadaşlar. Gencimizden, kadınımızdan, ihtiyarımızdan, yaşlımızdan. Önce mesleğimize sahip çıkacağız. Bakın başkanlık döneminde bir anım anlatmak için çıktım kürsüye. Başkanlık takımında oturuyoruz. Hepinizin de yakından tanıdığı üç
meslektaşım, 3 üstadımız, misafirim, çay içiyoruz. Bu mesleğin yapılamayacağında, bu mesleğin artık bittiğinde, bu mesleğin geleceğinin kalmadığından bahsediyorlar. Ama yemin ediyorum size, onlarla şunu söyleyeyim. Bir saniye değerli üstadım, senin damadın mali müşavir stajyeri mi? Evet müşavir stajyeri. Senin gelinin şu anda mali müşavir mi? Evet benim gelinim mali müşavir. Senin oğlum mali müşavir staja giriş sınavlarını hazırlanıyor mu? Hazırlanıyor. O zaman çekin oğlunuzu, çekin gelininizi, çekin damadınızı bu meslekten, yaptırtmayın. Yok arkadaşlar, önce mesleğe sahip çıkacağız. Önce mesleğe sahip çıkacağız, etik kurallara sahip çıkacağız. Etik kurallara sahip çıkınca olur. Bu salonda olan 100 arkadaşım ve 150 arkadaşım. Dışarıda 1249 kişiyiz, 1100 arkadaşım var. Biz hiçbirimiz aksi rekabet yapmıyoruz. Kim yapıyor? Komşunun muhasebecisi yapıyor. Nerede bu komşunun muhasebecisi ya? O komşunun muhasebecisi sensin, benim, burada arkadaşım, orada arkadaşım, kadın arkadaşım, genç arkadaşım, yaş arkadaşım. Bu komşunun muhasebecisini bulmayınca bu iş olmayacak. Komşunun muhasebecisini kurma yöntemimiz de arkadaşlar etik kurallarına, İbrahim Üstad'ın da söylediği gibi bağlılıktan geçiyor. Önce rahmete kavuştu bir siyasi liderimiz vardı. Biz her köşe başına polis dikmeyeceğiz diyordu. Biz polisi insanların vicdanına dikeceğiz diyordu. Evet, biz önce vicdanlarımıza hesap vereceğiz arkadaşlar. Benim gibi 20 yıllık olan da, burada Mehmet Bey gibi 40 yıllık olan da, Adnan Bey gibi 30 yıllık olan da ya da Şükrü arkadaşım gibi 1 yıllık olan meslektaşım da. Önce vicdanlarımızla hareket edeceğiz arkadaşlar. Vicdanımıza hesabını verebiliyorsak bu komşunun muhasebecisini ancak o zaman öldürebiliriz. Yoksa bu komşunun muhasebecisi hepimizden haksız rekabetine defter almaya devam eder. Devam eder ve piyasada düşer. Bir anı daha anlatacağım arkadaşlar. Doğu Beyazıt. Ticaretin olduğu bir yer. 24 tane meslektaş var. 22 tane ofis var arkadaşlar. İki meslektaş bağımlı çalışıyor. 22 meslektaş kendi arasında bir mutabakat yapmışlar. Fiyatlara ayarlamışlar. Ve 3 ay ücret ödeyemeyen meslektaşa hizmet vermeme şartı koymuşlar. Bir mükellef 3 ay ücretini ödemediğinde dosyasını eline veriyorlar. İcra işlem de yapmıyorlar. Geziyor 21 meslektaşı, iş bulamıyor. İşini yapacak meslektaş bulamıyor. Eski borcuyla, parasıyla ve peşinle de beraber getirip aynı muhasebeciyle çalışmaya devam ediyor. Önce vicdanımızı hesap vereceğiz arkadaşlar. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederiz. Nuri Karakuş. Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Konuşmama bu bölümde Atatürk'ün bütün ümidim gençliktedir sözüyle başlamak istiyorum. Atatürk gibi büyük bir lider bütün ümidini biz gençlere yüklemişken mesleğimizde de gençliğe gerekli önem ve değeri göstermek gerektiği inancındayım. Fakat bu önemi bizleri birer oy olarak değil de bu meslek ve odamızın geleceği için göstermenizi de istiyoruz. Bizler elbette mesleğimiz, meslektaşımız ve odamız için önemli katkılar ve faydalar sağlamış, değerli büyüklerimize, üstadlarımıza gereken saygıyı göstermekteyiz. Gençleri her zaman işinizde kabullenmeniz gerekecektir. Genç meslektaşlarımıza baktığımızda yeni ofis açanların mükellef bulmakta zorlandıklarını, Bağkur'un kirasını ödemekte zorluklar çektiğini görmekteyiz. Fakat bunlara rağmen vergiyi zor şartlarda almalarından olsa gerek, fiyat konusunda biraz önce arkadaşımız da söyledi, oldukça dik duruş sergilemekteler, tarifeye uymaktadırlar. Biz gençlerin sürekli mesleğin düzenini bozduğumuzu ve haksız rekabete yol açtığımızı söyleyen meslektaşları da esefle kınıyorum. Biz öyle ekonomik, öyle komik fiyatlar gördük ve duyduk ki hepsi de yaşlıydılar. Ve kendilerini bu meslekte duayen olarak tanıtmaktadırlar. Etik belgesini ilk bunlar alıp 50 TL bedel karşılığında etik olduklarını söylemekteler. Fakat etiğin bir kuşa kağıda basılıp alınması ile etik olunmayacağını da hepimiz bilmekteyiz. Etik vicdandır, ahlaktır. Tüm meslektaşlarımızın etik, ahlaklı ve vicdanlı olduğu gün haksız rekabetin de önüne geçeceğiz. Meslek yasamız 1989 yılında, yani benim doğduğum yılda yayınlanmış, o günün şartlarında mesleğimizin yasalaşması bir kazanım olsa da günümüzde beklentilerimizi ve isteklerimizi karşılayamamaktadır. Yasamızın acilen çok detaylı bir şekilde revize edilip günümüz ve hatta teknolojinin hızla ilerlediği düşünülürse geleceğe göre şekillendirilmesi gerekmektedir. Bu da meclis tarafından
olacağına göre bizim mali müşavirler olarak siyasette ve mecliste avukatlar gibi aktif rol oynayıp haklarımızı gerçek manada istememiz ve almamız gerekmektedir. Değerli büyüklerimizi de artık siyasetin üst kulvarlarında haklarımızı orada savunmalarını canı gönülden isteriz. Tüm genç meslektaşlarımın bir konuda uzmanlaşmalarını, bunun sayesinde bu meslekten kazanç sağlayabileceklerini de belirtmek isterim. Her şeyin bir şeyini bileceksiniz diyor. Bu meslek bitecek naraları atanlara baktığımızda yine gözleri ve karınları doymayan, işi de bir fiil yapmayan meslektaşlardan başkalarını da göremiyoruz. Evet, bu meslek onlar için bitiyor. Çünkü teknoloji onların bu kadar kazanmalarına imkan vermeyecek. Yine bu meslektaşlar her türlü yeniliğe karşıdırlar. Teknoloji biz gençlerin başarabileceği ve üstünden gelebileceği şeylerdir arkadaşlar. Bu sebepten dijitallik geleceğin konusu olup kendimizi ona göre hazırlamalıyız. Bazı yenilikler anlamsızca olsa da her yeniliğe öyle bakmamalıyız. Yasamıza, ruhsatımıza, odamıza, mesleğimize ve birbirimize sahip çıkalım. Gençliğin yanında bir değer diğerimiz de kadın meslektaşlarımız. Hepsini canı gönülden tebrik eder. Bir iş kadını, bir anne, bir iş, bir abla, hatta dünya var olduğundan beri bizi her alanda tamamladıkları için hepsine teşekkürü bir borç bilirim. Kadın meslektaşlarımızı odamızın her kurulunda görmekten gurur duyduğumu, hatta kadın meslektaşlarımızın da oda başkanı olacağı günleri de görmek istediğimi belirtmek isterim. Gençliğin insanın başına hayatta bir kere gelir. Kıymetini bilin diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Son konuşma içimiz Başkan Yardımcısı Hüseyin Bayramoğlu. Ben aslında şimdi diğer bölüme geçelim isterseniz. Yani şey yapalım. Biraz daha sonra. Dilerseniz diğer bölümde iplenme falan. Bu değerli arkadaşlar, bizden fazla sizi dinlemek istiyoruz burada esasen. Yani bunun için değerli arkadaşıma söz verdim. Sevgili başkanım. Hemen ara vermeden ikinci bölüme geçeceğiz değerli arkadaşlar. Sevgili başkanlarım, sevgili üstadlarım, sevgili meslektaşlarım. Sorunları dinledik. Hepimizin sorunları aynı. Sorunun kaynağı da bulundu sanırım. Kaynağı da eşittir, biziz, çözümü biziz. Ben burada diyorum ki, yeni bir başmış olan meslektaşlarımız için genel kurulumuzda bir karar almıştık. Kararımızda yardım farklı gibi bir kurum oluşturuyorduk. O kurulu oluşturalım, herkes gelirinin belli bir yüzdesini kuruma bağışlasın. Geliri, mesela defter sayısı fazla, geliri yüksek olan müşteriler ona göre fazla ödesin, düşük olanlar ona göre ödesin. Yeni açan büroları, geliri düşük olanlar da o fondan asgari ücretin yarısı tutarında yardım bulunalım gibi. Madem birbirimiz destek olalım. Denetim olayını geliştirelim. Biraz önce Ali Osman Başkanım'ın dediği gibi 3 ayda muhasebe ücretini ödemeyen meslektaşı nasıl diğer Doğu Beyazıt'taki meslektaşlar tutmuyor, dönüp dolaşıp aynı meslektaşa geliyorsa bizler de o konularda denetim mekanizmalarını oluşturalım. Onları yapalım. Hep bugün burada benim dinlediğim şey şu. Hep sızlanıyoruz. Defterim gitti. O ona tutuyormuş. O 5'e tutuyormuş. Ama çözüm sırasına geldiğimiz zaman susuyoruz. Biz ne yapabiliriz bunun için demiyoruz. Mesleğimiz bir şeyler katalım diye uğraşmıyoruz. Benim görüşüm de bu. Öğretmenin şu bir tane programımız ama şimdi ara verelim mi? 5 dakika ara veriyoruz. Ardından hemen öğleden önce bu program serbest canlı seçmen yönetimi bir oturumumuz daha var.